Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere sağ olsun Zopo uzun süren bir Twitter atışmasından sonra demeyeceğim. Hakikaten gönderdiler. Bir yere bayağı ulaşamamış olsak da geldi ürün. Zopo'nun, şurada bir yerde yazıyordu ya, neredeydi lan o? Zopo'nun ZP980 Plus modelini inceleyeceğiz. Şimdi kutudan tabiatıyla telefon çıkıyor. Eyvallah. Şimdi telefonun şu kılıfı kendi orijinalinde çıkıyor. Bu çok artı bir özellik bence. Şimdi şunu bir çıkarayım önce de rahat rahat siz telefonu görün. Telefon şu kapağıyla geliyor. İçinden şu şekilde çıkıyor. Ben birkaç gündür kullanıyorum bunu. Kutuyu açıyoruz. Üzerinde bir ekran jelatini var. Ayrıyeten bir ekran jelatini daha geliyor. Hani yarın öbür gün kullanırsınız falan diye. Bakalım başka neler var. Garanti belgesi, vırt zırt, kulaklık. Kulaklığı başarılı kullandım birkaç gün. İşte normal şarj ünitesi, yani kablosu. Adaptörü. Ve fark edebileceğiniz gibi batarya çıkıyor. Ve batarya iki tane çıkıyor bundan. Hani az önce çıkarırken bakmışsınızdır. Şöyle atayım. Bu arada bu kılıf da dandik değil. Hani şöyle bir kalınlığını görebilirsiniz herhalde. Yani kılıf olarak güzel. Kullanmak isteyen yani böyle kapaklı kılıf seven varsa kullanabilir. Ben öyle kullanıyordum az önce. Gördüğünüz gibi. Şimdi telefonda batarya iki tane çıkıyor. Ya bence hoş bir özellik. Sonuçta bir tanesini de dolu olarak kullanırsan acil bir işin oldu. Hani çıkman gerekiyor. Baktın telefonun şarjı az. Hemen bataryayı değiştirip evden çıkabilirsin. Artı bir özellik. Fakat batarya konusu sıkıntı çünkü 2000 mAh. Hani bu yüzden de iki tane, keşke iki tane 2000 koyacağınız bir tane 4000 koysaydınız diyebiliyorsunuz ama gün içi kurtarımı çok da az olsa kurtarıyor. Batarya konusunda sıkıntısı var. Hani ben kullandım ondan söyleyeceğim. Onun dışında şu e-mail'i kapatayım da ondan sonra başımız belaya girmesin. Micro SD kart girişi var. 64 GB'a kadar destekliyor. Büyük bir SIM, bir SIM 2 var. Kestirmeden buraya takabiliyorsunuz SIM kart 2'yi. Kestirdikten sonra SIM kart 1'e takabiliyorsunuz. İki seçenekli şey var, boyutları var. Şöyle önce bir boyutlarından başlayalım. Zaten gördüğünüz gibi böyle iPhone 4 ile Samsung S4'ün S5'in bir karışımı gibi bir formu var telefonun. Hani şu yan tarafların tırtıklılığı olsun, önden görünüş olsun. Ama hani Çin mal olarak kaliteli bir Çin üretimi telefon. 1000 liranın altında bir değeri var. 14,5 santim bir yüksekliği var. Ben böyle ölçüyorum. İşte 7 santim gibi de bir genişliği var. İnceliği ise 8,5 milimetre. 8,5 milimetre, evet doğru. 8,5 milimetre bir inceliği var. Kalınlığı da var diyebiliriz. Telefonun ön kamerası 5 megapiksel. 1080p video çekebiliyor. Arka kamerası ise 14,1 megapiksel. LED flash'a sahip. Bu da 1080p video çekebiliyor. Ben sadece şuna gıcık oluyorum. Hani Zopo yazdım buraya. Yok işte 5.0 Full HD Octa-Core falan yazmaya gerek yok. Hani bunu böyle sırf kalabalık olsun diye yazmışlar. O da bir ara Apple'da yapıyordu. Sonra düzeltti. Ekran 5 inç. 1080p ekran. Yani çoğu 1000 liranın üzerindeki cihazlar bile hala 720p ekranla piyasadayken 880 TL civarı şu an fiyatı da. Hani tabii video değişeceği için siz güncel fiyatına bakarsanız. O açıdan ekranı iyi. 150 gram bir ağırlığı var telefonun. Fazla ağır sayılmaz. 441 ppi'de bir ekran çözün şeyi var. Yoğunluğu var. Piksel yoğunluğu var. Şimdi renkleri siz de gördüğünüz gibi biraz canlı. Hani hakikaten ekran konusunda telefon başarılı. Hani ona diyecek hiçbir şeyim yok. Ben sadece tasarımını açıkçası beğenmedim. Ha çok düz böyle hani katakullilik yok. Sade bir telefon gibi olsa. Hani tasarımı niye beğenmedim? Şu tırtıklar işte S5, S4. S5 diyorum ya, S4 andırıyor. Biraz da böyle hafiften iPhone 4'e benziyor gibi. 5 serisi, 4 serisi o düzlük var gibi geldi bana. Ondan ısınamadım. Yoksa onun dışında bir sıkıntısı yok telefonun. Şu temaları çok dandik. İlk başta gelenler. Ama ayarlar kısmından temaları seçimini, tema seçimini yapabiliyorsunuz. Onu da size bırakmış. Hani beğenmeyen olabilir gayet diye. Çünkü arkasına fark ettiyseniz böyle hafiften bir font geliyor. Hani sanki Apple, iOS şeymiş gibi. Zaten Çin malı 1000 liranın altında bir telefon. İçin oldukça başarılı. Onu da söyleyeyim. Hani tasarımına o kadar takılmadım açıkçası da. Benim beğenmediğim noktalar onlar. İşlemcisi iyi telefonun. 8 çekirdekli MediaTek MTK 6592 var. 1.7 GHz hızında bu çekirdekler. Ve 8'i de gerçek çekirdek bunların. Hani 4'ü sanal, 4'ü şey ya da ayrı ayrı çalışıyor, 4'ü bekliyor. İkisi öyle değil. Hakikaten 8'i birden de çalışıyor. Fakat hani aynı anda değil, işlem yoğunluğuna göre artıyor. Yani öz hakiki 8 çekirdek işlemci var diyebiliriz. Cortex A7 bu arada. Çekirdeklerde. 2 GB belleği var. Yani 2 GB RAM'i var. Mali 450 ekran kartı diyeyim. Hani ekran grafik işlem birimi diyeyim. İlk defa benim karşıma denk geldi öyle bir şey. Oyunlar denedim. Oldukça başarılı buldum. Hani ısınmıyor. Hemen ısınmıyor daha doğrusu. Tabii ki de ısınması doğal. Telefonu zorlarsanız. Ama şu an için bence gayet başarılı. Yani bu fiyata iyi gibi. Bana göre handikap olan kısmı da demeyeceğim de Android 4.2.2 ile geliyor. Hani bir KitKat değil.
KitKat gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Onu söyleyeyim. Birkaç ayarlarda hani tam Türkçeleştirememişler. Tercüme eksikliği var. Firma onun farkındaymış. Onu en kısa zamanda güncelleyeceklerini söylemişler. Hani bu atıyorum mesela bu telefonun markası başka bir şey olsa 1500 lira dese çok rahat bir şekilde alınabilecek bir telefon olurdu. Onu da söyleyeyim. Yani dışında biraz tabii makyajlı değişikliği olurdu da. FM radyosu var. O artı bir özellik. Hani ben kullanmıyorum gerçi de çoğu kişi tercih ediyor. Hani niye? Yap dursun değil mi? Niye illa internet üzerine radyo dinleyelim? Koyuver geç yani. İki tane çipe bakıyor deyip koymuşlar. Bir sıkıntı yok. Tabi radyo konusu sadece çiple çekirdekli değil ama tabi koysan iyi olur da 3-5 tane de vergiyi üstüne biniyor. Niyeyse. Hani adam koymaz o zaman. O kadar basit. Ondan vergi alın. Telefon işte ama hani radyoda da oluversin yani içinde. Ama yok ekstra illa vergi alacaklar. Onun dışında hani OTG kısmı gayet başarılı. Hani hiçbir sıkıntısı yok. Çalışıyor. Atıyorum hard disk taktım buradan ya da işte klavye mouse taktım. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Cayır cayır. Bir sıkıntısı yok. Sadece tek şey hani ekran çok iyi. Ekranı hakikaten iyi bu telefonun. Hani şeyde dandik tırt falan bir şey bir şekilde bahane bulamam. O yüzden de 2000 mAh'lik pil dayanmıyor. Hani günü çıkarabiliyor musun dersen eyvallah. Sabah 8'e işte eve gider, işe giderken çektiğin, işte okula giderken çektiğin telefonu şarjdan full olarak. Akşam böyle yetiştin yani öyle bir şey. Adamlar ona rağmen iki tane diğer bataryayı vermişler. Ben biraz da fazla kullandığım için. Olabilir ama günü çıkarıyorum dersen çıkarmıyor. Yalan söylemeyeyim. Çıkarır gibi yapıyor. Hani arada kalıyorsun. O da kullanıma bağlı olarak değişiyor. Önce bir Antutu testini yapalım. Hani herkes bir görsün nedir ne değildir. Evet Antutu testini yaptık. İşte gördüğünüz gibi. Benim Zopo ZP980 Plus 27.643 puan almış. Gördüğünüz gibi çoğu telefonda hani iyilerini geçti. Bayağı da başarılı çıktı. Hani bu 1000 liranın altında bir telefon için iyi bir Antutu testi oldu bu. Başarılı. Bir de şöyle bir görün. Şu Asphalt 8'i bir deneyelim. Niyeyse hep bunu bir oynayın, bir deneyin muhabbeti oluyor. Sanki millet yaldır yaldır Asphalt 8 oynamış gibi. Yapalım bir. Şu görsel kalite yüksek yapalım. Bakalım biraz zorlasın. Şu an full ayarlar. Bakalım başlayalım. Bence gayet başarılı. Hani şu an ayarlar sondayken de hiçbir sıkıntı yok ekran konusunda. Hakikaten ekranı iyi telefon ya. Onun için diyecek bir şey yok. Ben sadece biraz tipinden kaybediyordum. Ama öyle hani tipi de çok bozuk. Oval moval böyle dandik telefonlar gibi de durmuyor. Kaliteli duruyor baya. Neyse oyun performansı da böyle. Hakikaten cayır cayır da oynanıyor yani. Akar yok, kokar yok. En ufak bir takılma. Yeter artık. Dur çıkalım. Yok. Son olarak şunu söyleyeyim. Telefon hani böyle çok dolu, şişirilmiş değil. Sadece temayla süslenmiş şekilde geliyor. Hani 16 GB hafızası var. Dediğim gibi işte 32-64 öyle kadar çıkabiliyor. Ve bunun işte 13 küsur yani 14 GB yakında boş geliyor. Hani şişirme bir şey yok. Bayağı sade temiz bir şekilde geliyor. Bence bu en büyük artısı. Hani küçük basit programlar var. İşte Drive falan var. Kendini bunlar gelenleri işte içinde şu Dart 3D geldi. Pusula falan geldi kendi kendine. Onun dışında fazla bir şey yok. Hani sade böyle günlük kullanılacak uygulamalar var. Onu da zaten silersiniz sonra. Ben telefonu başarılı buldum. Telefon hakikaten donanımsal olarak oldukça başarılı. Cayır cayır çalışıyor. Sadece dediğim gibi tipini biraz sevmedim. O da şu yandaki çizgili olayı sevmiyorum diye bir antipatik geldi. Onun dışında bir sıkıntısı yok. Kırılmadı da. Bir şey olmadı. Çünkü Gorilla Glass var. Bu arada son olarak şunu söyleyeyim. Telefonunda 4G desteği yok. 3G desteği var. Ve NFC yok. Hani onları da bilin. Bizi Facebook'tan beğenip Facebook adresine yazabilirsiniz. Yani bunları inceleyin, şunları inceleyin. Ya da şunlara bakın gibisinden. Çünkü biz telefonları incelemeden önce size soruyoruz. Nelerine bakalım falan diye. Genelde hep işte Asphalt 8 böyle oyunları siz söylüyorsunuz. Kamera kalitesi değinmedim. Videonun sonunda video ve kamera görüntüleri gelecek. İşte ön kamera, arka kamera ve şey olarak. Kamerası da görürsünüz. Gündüz ışık da gayet iyi çekiyor. Webtekno Twitter adresine bize ulaşabilirsiniz. Derdiniz varsa dinleriz. Sıkıntı değil. Takip edin buradan da. Ve Webtekno TV YouTube kanalına abone olun. Hani diyorsunuz sonra video yüklenmiş haberimiz yok falan diye. Önce oraya yükleniyor zaten videolar doğal olarak. Ondan sonra haberiniz oluyor. Webtekno.com'u takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.